başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık yüreğinde. Bir masalla başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık. Neden mi? Çok mu merak ediyorsun? Tanışmamızın üstünden 40 gün geçti. 9-9-2009. Günlerden çarşamba. Senin telefonunla uyanmak, güne güzel mesajlarınla başlamak anlatılmaz bir duygu. Seni tanımakla hayatım renklendi. Galiba. Galiba sözcüğü sana yabancı değil. Seni seviyorum. Hayır, hayır. Sana tapıyorum. Çok, çok seviyorum. Çok, çok seviyorum. 9-9-2009. Günlerden çarşamba. Anda uğurum, uğurum, bereketim, kalbimin tahtı, bahtımın, geleceğimin her şeyi prensim oldu. 9-9-2009. Günlerden çarşamba. Milattan önce, milattan sonra seninle yaşamış gibiyim. Bu sihir hiç bozulmasın. Bu sihir hiç bozulmasın. Milyonlarca yıl aksın gitsin. Sevdamıza kenetlensin sevdamız. Birbirimize pınarlardan akan, nehirlere doğru şelalelerde çağlayan su gibi temiz duru berrak berrak aksın gitsin. Dokuz dokuz, 2009. Günlerden çarşamba. Tanışmamızın üstünden 40 gün geçti. 9-9-2009. Günlerden çarşamba. Hiç bitmesin. 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 Merhabalar.
çok güzel bir gün. Neden mi? Dün gece o kadar güzel yağmur yağdı ki her taraf bereketlendi ama bizim stüdyomuz da bereketlendi. Çok güzel iki tane insan, En Moda dergisinin sahibi, bir iş kadını yine Şirin. Evet, sevgili Özer Akkeleş. Hoş geldin, daldın gittin, hayırdır? Süperstarımın programındayım. O yüzden dalmamak mümkün değil. Senin o güzel sunumuna daldım. Hoş bulduk. Yine burada olmak çok büyük şeref. Çok yeni büyük projelerle. Evet, yeni projelerle buradayız. Davetin için önce teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel cuma gününün. Hediyenle geldin ya, bir gün sana layık değil ama bir gün de böyle el boş gel, çok yani ellerin boş gel diyorum ama hep ellerin dolu geliyorsun. Sana layık değil ama çok teşekkür ediyorum. Eserler bir o kadar da katmerlenecek. İnşallah üreten bir insana herhalde ne alınır diye düşündüm. Peki dedim, bunun içinde de bir şeyler çıkar, bir anımız olur, bir ortak ilerisi için bir ortak anımız oluşur. Bir eser oluşur belki kaleminden, emeğinden. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden böyle bir şey düşündüm. Ama sana layık değil dediğim gibi. Olur mu öyle şey? En sevdiğim hayatta benim için kitaplar, kalemler zaten benimle bütünleşti. Ki bu böyledir. Evet, çok güzel bir hanımefendi. Güzel bir rüzgar esti İran ülkesinden ve şehirlerinden. Hangi şehir henüz bilmiyorum. Şimdi tanışacağız. Şirincim, hoş geldin. Thank you so much, teşekkürler. Ben İngilizce daha rahatım. Olur, tamam. Evet, teşekkürler. Evet, Şirin ben. Evet. I'm the director of Vista Properties. I'm very happy to be here today next to you and Oza Bey. Evet. Thanks İngilizce daha rahatım dedi. Çünkü yanında bedava şeyi var, yani tercüman var. Tercüman o yüzden var, değil mi? O yüzden sıkıntı yok. You have your free translator here, so no problem. Şirin İran'dan geldi, ülkemize yerleşti ve uzun 2 yıldır burada iş dünyasına adım attı. Daha önce İsviçre'de iş bağlantıları vardı. Şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi, yerleşti. Bu tarz güzel insanlara ihtiyacımız olduğunu hep söylüyorum ülkemizin. Ve şimdi de artık ülkemizde önemli bir yer edinmeye başladı. En son ödül törenimizde de iş kadını ödülünü aldı. Yani hem ülkemizin uluslararası arenada tanınması açısından önemli olduğunu düşündüğüm, hem de iş bağlantıları kurarken yabancı insanların burada Kıbrıs'ı ülkeleri gibi görmeleri çok önemli diye düşünüyorum. I was saying that you feel like home here, so you feel it's really important for us to have international people, especially business people like you, so that we can have international connections business wise. Yeah, evet. Thank you. Ama o kadar çok İranlı ve çok da güzel insanlar geliyor İran'dan. Bu da bizim için gerçekten gurur vericidir. Sanırım İran çok büyük nüfus aktarımı, yani yerleşen insanlar ve de çok da güzel insanlar yerleşti İran'dan. Evet, çok arkadaşlarımız var. Evet. İran'a selamlar olsun. Senin İran'dan çok takipçin, çok sevenin çok. Evet. Onlara da selamlar olsun. Yani benim sunucum da yıllardır İranlı. Evet, çok doğru. Evet, doğru söylüyorsun. Evet. Evet, çok doğru. Peki yeni projeler ne var? Şöyle VTR'den de gelsin artık, bir görelim bakayım. Çok büyük bir olaya aslında sen de bir BES modelden gelen güzel bir insan olarak ve şimdi BES modele imza attığını biliyorum yakın bir arkadaş olarak. BES modelde bizi neler bekliyor? Bu güzel insanları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni neler bekliyor ki, sen zaten birçok farklı ülkelerde de imza atmış bir insan olarak, güzel bir projeye o kadar güzel demeyeyim de birçok projeye o kadar çok imza attın ki. Peki bu BES model ilk defa senin tarafından görücüye çıkacak. Evet. Ve 5 Aralık değil mi? 5 Aralık'ta. Evet. Şimdi bunun çok güzel bir hikayesi var. Evet, 2011'de ben ülkemi temsil etme fırsatı da yakalamıştım. Ve o kadar gurur verici bir olaydır ki genç bir birey olarak ülkemizin yurt dışında herhangi bir etkinlikte yer alması o kadar gurur veriyor ki bize, Kıbrıslı Türkler olarak. Ben ülkesine çok aşık bir adamım. O yüzden bu işin de mutfağından geldim diyebiliriz. Mutfağından gelen biri olarak Erkan Özerman'la geçen yıl bir telefon görüşmesi sonucunda bana dedi ki,
Ben ona modelleri göndermek için telefon açmıştım. O da dedi ki modelleri gönder ama hadi gel sana yarışmanın da franchise'ını veriyorum. Evet. Senin artık Kuzey Kıbrıs Best Model adı, markası senin olsun. Bundan sonra dedi sen yap, gururla sen taşı. Seve seve kabul etmek zorundaydım. Yani bunu zorundaydım derken kıramadım, kırmak istemediğim. Ama kırılacak bir insan kırılacak bir değil teklif ki. Değildi. O kadar geniş yürekli, o kadar koca yürekli bir adam. Hem teklif. Evet, evet, kesinlikle. Hem teklif çok güzeldi, evet. Hem de kişi, yani gelen kişi de çok büyük bir üstad olduğu için hayır demek ne mümkün. O yüzden ve evet çok, dedik. Çok renkli bir kişilik. Giyimiyle, tarzıyla, duruşuyla, konuşmasıyla. İnsan sarrafı, insan sevgisiyle yüklü bir kalbe sahiptir. Yani Türkiye ve Fransa'da gelmiş geçmiş en büyük organizatörlerden biridir Erkan Özerman. Özellikle Türkiye'de belki de bir numaradır diyebiliriz. Peki şöyle bir soru gelse sana. Yani ben o ışığı görüyorum, şimdiden görüyorum. O günler yakın benim için. Yani sen o imzayı vuracaksın, o mühürü daha doğrusu. İnşallah, inşallah. Peki, farklılaştıracak mısın Best Model'i yoksa? Çok farklı bir konsept düşündük. Peki. Yani konseptimiz şu, alışılmışın dışına çıkmayı hedefliyoruz. Evet, belli çizgileri var Best Model'in, belli kuralları var, onu çiğnemeden dışına çıkmaya çalışıyoruz. Mesela 15'er aday belirledik. 15 kız, 15 erkeğin doyasıya mücadele edeceği. Çünkü şimdiden başvurular inanılmaz iyi, inanılmaz revaçta. Ve buradan da çağrıda bulunalım. Başvuru için son 2 gün. Aa, öyle mi? Evet, pazartesi son başvuru günümüz. Hı-hı. Buradan da çağrıda bulunalım. 18-28 yaş arası tüm adayları, kızlarda 1.70, erkeklerde 1.80 boyunda olan tüm adayları başvuru için buradan davet etmek istiyorum. Çünkü belki de şu an birincimiz ülkemizi gururla dünyada temsil edecek. Hem kız hem erkek belki de şu an bizi izliyordur. Olabilir. O yüzden çağrıda bulunalım. Evet. Eğer izliyorsa veya daha sonra izleyecekse hiç düşünmesin, kendine güvensin. Çünkü bu iş kendine güvenmekle başlar. Ve Best Model'den önce ve sonra diye hayatındaki değişikliği göreceğinden emin olabilir. O yüzden bir küçük bir çağrımız olsun. Son 2 günümüz kaldı. Hı hı. Başvurmak isteyenler hala başvurmamışlar için. Ve soruna gelecek olursam, değişiklik seven bir adamım bilirsin. Yani aynen, her yıl ödül aynen törenlerinde de biz kendimizi güncellemek. 9 yılı tamamladık zaten. Öyle aynen, değil mi? Aynen öyle. Bu arada çay söyleyelim mi? Olur. Yani hem devam edelim hem de birer çay lütfen ben sevgili yardımcı. Ben çay içtim ama Şirin Hanım hayır demez. Tamam, yani ben alırım. Peki, teşekkür ederim. Evet, yani gerçekten çok güzel olaylara imza atıyorsun. Ama ben sevgili Şirin'in de neden Kıbrıs'ı keşfetti ve neden bu kadar güzel işler, ne sebep oldu ki bu kadar güzel işlere imza atıyor? Bunu bir duyuralım halkımıza. What made you choose Cyprus and how did you decide to be here, live here, invest here and stay here? Actually, what was the point of the North Cyprus? It was very accidentally that I got to know North Cyprus. So it's a very long story. I don't think it's a place for it now here, but it was very accidentally. It was not planned. I didn't know anything about properties. But as soon as I got to North Cyprus, I felt very good. I felt very home. I felt people are very friendly. I love the weather here. I love the culture here. And I decided to come more and more. It's about 6 years that I'm coming and going. Would you like to transfer? Yeah, 6 yıllık bir süreç olmuş onun için bu kararı vermek için. Vermek adına 6 yıl önce tanışmış Kıbrıs'la. Havasıyla, insanıyla ve buradaki yaşam tarzına aşık olmuş. Evet. O yüzden gide gele bir şekilde Kıbrıs'ın o suyunu içenler gidemez ya, o da aynen o şekilde Kıbrıs'ın suyunu içmiş, güneşinin o güzel sıcaklığının tadına bakmış. Hı hı. Ve o da burada bir şekilde kendini iş yaparken bulmuş. Tamamen planlamadan gelişen bir olay. Hı hı.
And then afterwards, so I met a couple of group of people that they were investing here, and I was always interested in business and making more money. Mm-hmm. So I started to invest by myself. I saw a very good opportunity in that. And then I started to work. And more people we introduce the lifestyle of Cyprus here, they become more interested to invest. Okay. So I'm not a realtor, but I'm a lifestyle consult, or let's say actually investment consultancy, but we do consultancy for the Mediterranean lifestyle here mostly, and that sells by itself. Her şeyi aklımda tutma imkansız ama tutabildiklerim kadarıyla çevirmek isterim izleyicilerimize. Evet, tabii tabii. Bir yanlışımız olursa daha fola. Yani Kıbrıs'taki hayat tarzını sattığını, yani daha doğrusu tavsiye ettiğini söyledi. Evet. Kendi de burada yatırım yapmış. Ve yatırımcıları da Kuzey Kıbrıs'ı tanıması için ve yatırım yapması için buraya davet edip onlara Kuzey Kıbrıs'ı aslında bir nevi de tanıtıyor. Yani Kuzey Kıbrıs'taki sadece güneşi, kumu değil, yaşam tarzını bir pazarlıyor aslında. Evet. Çok hiç doğru. Tanımayan kişilere. Çok doğru. Yani bu kadar kısa bir sürede bu kadar güzel bir iş ve bu kadar çok büyümesi, o aslında kendi enerjisiyle alakalıdır. Yani işini bir insan ne kadar çok seviyorsa o denli başarılıdır işinde. Kesinlikle. Ya bu böyledir. Her işte öyle değil midir? Yani şöyle söyleyeyim. Ben 2012'den beridir medya sektöründeyim. Kendi medyam kurma fırsatı yakaladım. Yanılmıyorsam ilk defa, şu an izleyiciler merak ediyor neden böyle bir üçlü bir araya toplandı diye herhalde. Evet. İlk defa yurt dışından gelen bir yatırımcı yaptığım projelerin bir tanesinin ana sponsoru. Evet. Bu bana o kadar keyif verdi ki. Çünkü şimdi hem bizim onun takipçileri ve müşterilerine bizi ulaştıran bir durum. Hem de aslında yurt dışından gelen insanların bizimle bir şekilde iletişime girebilmesini. Evet. Ve bizimle bir şekilde işbirliğine soyunmaları bizim aslında yaptığımız o uluslararası dediğimiz olayı şimdi şu an meyvelerini toplamaya başladık diyebiliriz. Şirin Hanım'a ben o yüzden çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Yani desteğinden, vizyonundan ve iş disiplininden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Burada da en son yaptığımız ödül törenimizin görüntüleri var zaten. Evet. Bu arada görüntülerle birlikte biz çaylarımızı da alalım. Şirin Hanım'la tanışmamız ödül törenimizde oldu. Evet, evet. Görseller de çok güzel. Çok çok güzel. Evet, burada ne mutlu bana ki iki tane ödül almış hanımefendinin ortasındayım. Birbirinden başarılı iki tane hanımefendiyle şu an iş yapma fırsatı, program yapma fırsatı yakaladım. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Burada da işte 5 Temmuz'da yaptığımız ödül töreninin görüntüleri, doyamadığımız hiç, yani o keşke gece, tekrar olsa dediğimiz. O gece zaten hiç doyamadık. Yani ben özellikle gecede şarkı söyleyememem. Yani ben sanki gelmemişim gibi geliyor bana. Çünkü biliyorsun her katıldığım ödül törenlerimde mutlaka şarkı söyleyebiliyorum. Evet. Haliyle ben sanatçı bir insanım. O gece zaten birçok ödülü alan, çünkü zaman yetmedi, evet. Zaman darlığı vardı. Sanki hiç yaşanmamış gibi geldi bana. Evet. Yani şimdi yeni projeler var. Bakayım neler yapacağız. İnşallah, inşallah. Tabii bizim ödül törenlerinde genelde sen de bilirsin. Geçen yıl yapmış olduğunuz Soyhan'la projenin şarkısına ödül aldınız. Evet. Genelde yeni yapılan senenin sonunda çıkan eserleri. Biz aslında eserimiz bizim vardı yeni eser. Fakat yetiştirememiştik klibini. Lebibe çok da beğenildi. Aslında Lebibe benim ilk göz ağrım. Ama çok istek üzerine kliplendirdim. Ve ilk çalıştığım hoca, Allah rahmet eylesin, Fatih Dölek anısına. Bu da bir ilk oldu benim hayatımda. Çünkü benim için bir insanla bir kahve içmişsem, bir lokma ekmeği paylaşmışsam, bir şeyler öğrenmişsem o insandan, sonsuza kadar o benim için çok özel bir insandır.
O açıdan çok mutlu oldum. Fatih Dölek anısına böyle bir klibi kliplendirmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapmış olduğum bütün o çekimin arka fonlarında ismini böyle zikretmek klibin içerisinde, ayrıca da büyüklerimden gelen telefon ve halkımdan, gerçekten beni bir o kadar da onurlandırdı ve gururlandırdı. Ne mutlu, ne mutlu. Evet. Nice başarılara diyelim. Soyhan dedin, sevgili Soyhan Bilger'le biz bugün sabahleyin konuştuk. Hı-hı. Çok büyük bir projeyle geliyoruz. Ne güzel. Çok yakın. Umarım geceyi yetiştireceğiz. İnşallah. Soyhan'a da buradan çok evet. selamlar. Çok büyük sanatçı. Evet. Çok büyük bir evet. ses. Çok. Onu da iki kere sanırım ödüllendirdik. Bugüne tabii, kadar. Tabii. Bizim önce Mausa Limanı ile ödüllendirdin bir Enmo'da bizi. Sonrasında da Çim Çiçek. Ama evet. Çim Çiçek gerçekten patladı. Bizi gören insanlar Çim Çiçek diye çağrılıyoruz. Ne güzel. Anca bu kadar olur. Ne güzel. Şimdi gelecek olan proje yine bizim kamu oyunu, yani ülkemizi ilgilendiren çok büyük bir projedir. Ama açıklayamıyoruz. İnşallah en moda gecesinde 5 Aralık demiyorum tabii. Asla ve asla yetiştiremeyiz o geceye. Çünkü çok daha yeni bir projedir. Artık seneye. Geceler çok inşallah. Gücümüz evet. yettikçe, evet. Elimizden geldikçe ülkemize sanat adına bir şeyler yapmak hedefindeyiz. Organizasyonlarımız evet Best Model'le 3'e çıktı. Business Awards, International Awards ve Best Model'le birlikte 3'e çıktı. Aslında böyle planlı giden bir şeyler değil bunlar. En moda ödül töreniyle başladık bu yola ama yani gücümüz, ekibimizin evet. de gücü yettikçe inşallah Kıbrıs halkına güzel sanatsal etkinlikler yaratmaya çalışıyoruz. Ben bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Klipleri kim çekiyor, kim kliplendiriyor bilmiyorum. Bunu hiç seninle konuşmadık, bir iki dost arkadaşız sonuçta. Ama çok kaliteli. Teşekkür ederim. Gerçekten çok kaliteli. Teşekkür ederim. O ben miydim o? Evet. Evet. Sevgili Şirin de gelsin ekrana. Bakalım. Geliyor herhalde. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi ama doyamamıştık. Evet, kesinlikle doyamadık. Evet. Bu yıl uzun zamandan sonra Lord Palace'a dönmek, Lord Palace'da tekrar aynı sahnede geceyi yapmak. Hı-hı. 2018-19'da oradaydık. Sonra pandemi girdi. Geçen yılda farklı bir mekanda teklif geldi. Ama o gece de çok güzeldi. Evet. Yani oranın da havası şöyle, insanlar çok daha çok rahat etmişlerdi. Hı hı. Yani bana öyle geldi, bilmiyorum. Doğru muyum bilmiyorum. Yani herkesin tabii farklı görüşü var. Ama evet. ben sahnede sunarken, sahnedeyken o kadar keyif alıyorum ki Odyssey Club'da. Evet. Seyirciyi çok görüyorum. Orası senin yuvan gibi. Kesinlikle. Lafını yani kestim, özür diliyorum. Ama orası senin. Ha, nasıl ki Lebibe benim ilk göz ağrımdır. O kadar çok şarkılarımın arasında gerçekten benim için Lebibe ilk göz ağrım olduğu için, onunla adımı duyurduğum için benim için çok farklı. Senin de o mekan sanki senin ilk göz ağrın gibi. Oysa ki birçok yerde görsellikler, işte etkinlikler çok iyi hatırlıyorum. Yani galiba ilk sene ben katılamamıştım. Hı hı. Çünkü daha bilgim yoktu. Sonrasında teşekkür ediyorum ne sana. Demek, ne demek. Çok teşekkür ediyorum. Evet, orada ayrı bir enerji var. Evet. Oradaki ekip de bizi çok iyi ağırlıyor. Gittiğimiz her yerde çok iyi ağırlanıyoruz ama orada çok ayrı çalışıyoruz. Evet. Çok oradaki ekip de çünkü çok şey. Yani işte 2 saat duralım gidelim kafasında olan adamlar değil. Sonucun mükemmel olması için çok çalışan kişiler. Evet. Peki bir hafta prova yaptık. Onun sonucunu aldığımızı düşünüyorum. Yani ışıklar, ses sistemi, bir de bütün şarkılar, akış, onların o kadar hakim olduğu bir şeydi ki evet. buradan Atakan ve Melih'e de selam söylemek isterim. Yani çok bizi çok bu kadar büyük bir organizasyonu her yere götürmem mümkün değil. Bazı noktalarda evet sıkışmış
sıkıştığımız durumlar olmuştur her yerde olduğu gibi ama Odyssey'de çok iyi bir sonuç elde ediyoruz her yıl. Yani 3 yılda çok güzel sonuçlar elde ettik. 25'ten fazla sanatçı ağırladık o gece. Bir de Özer'cim sen çok güzel insanlarla çalışıyorsun. Yani bugün örneğin bir Olgan Mustafa bir duayendi. Kesinlikle. Onun sahne olayı bambaşka, inanılmaz. Değil mi? Şimdi hep biz konuşuyoruz. Biraz da sevgili Şirin'i konuşturalım. Yani önünde nasıl bir işler bekliyor kendisini? Hangi projelere imza atacak? Onu da bir duyalım ağzından. Anladın değil mi ne söylediğimizi? What kind of journey you have in front of you and business wise and what projects do you are you planning to apply and bring on? Actually the limit is the sky. So I cannot say where the goal is ended, but my goal is that me together with my team we can get bigger and bigger and grow up in the business. And the main goal is to introduce the island to more people and make it more and more popular for people in the world. Because unfortunately, it's not a lot of people in the world that they know about this island. And we see it as a good opportunity for everybody to actually get to know the island and try to come here more and see what we are experiencing here. Evet, diyor ki yani burada sky is the limit dediği yani limitimiz gökyüzüne kadar uzanabilir. Sınırsız bir limitimiz var diyor büyümek açısından. Süper. Esas olayımız Kuzey Kıbrıs'ı tanıtmak, burada yapılmamış şeylere imza atmaya çalışmak. Yani proje bazında da Kuzey Kıbrıs'a yararlı olabilecek her projeye açığız. Büyümek hedefindeyiz. Büyümeyi tabii ki hedefliyoruz, istiyoruz diyor ama kendi ekibimin de yettiği kadarıyla kendimizi geliştirip büyümek istiyoruz. Evet. And one more important thing for me is to show all the women in the world that they should not be dependent on any man and they can be as powerful as any man and they can do anything by themselves, like be independent. Muhteşem bir şey söyledi. Diyor ki bütün kadınlara da mesaj vermek istiyorum buradan ki hiçbir adama bağımlı olmadan iş yapabilsinler, iş yapmalarını tavsiye ediyorum, öneriyorum, örnek olmak istiyorum. Alkışlıyorum. Aynen. Süper, süper bir konuya değindi. Evet, evet, doğrudur. Yeah. Evet, buyur. Bu kadar da çeviri. Evet, gerçekten çok çok güzel bir konuya değindi. Çünkü insanlar erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun ne kadar özgürse o kadar mutludur. Ve insanlar bir mekana giderken bir toplulukla birlikte, bir grupla birlikte mutlu olmak için gidiyor. Hiçbir insanın başka bir insanı böyle baskı yapıp üzmeye, kırmaya hiçbir şekilde hakkı yoktur. Evet. Kesinlikle. Yani bizim de şimdi mesela projelerde çalışırken hep zirvede artık kadınlar var. O kadar mutluyum ki kadınları görmekten zirvede. Yani iş kadınları o kadar güzel, değerli iş kadınlarımız yetişiyor ki. Ve artık mesela ben Şirin gibi yurt dışından gelen önemli iş insanlarını da kesinlikle bizden biri olarak görüyorum. Ve bizimle birlikte her işe onlar da canı gönülden koşuyorlar. Bu çok önemli bir şey. Kuzey Kıbrıs adına dediğim gibi yeni kan, yeni can, güzel vizyonlar. Ve insanın ülkesi neresidir? Doğduğu değil. Doyduğu yer. Evet. Aynen, aynen. Tabii. Ama bu, mesela Şirin çok beğeniyor yani Kıbrıs'ı. Evet. Evet. Çok aşık Kıbrıs'a. Kıbrıs insanıyla iç içe, birçok Kıbrıslı kişiye de iş verdi kendi şirketinde. Birçok iş adamına da müşteri sağladı. O yüzden yani bizim adamız için çok önemli biri bence. Evet. Ve yine bizim için de çok değerli biri. Çünkü Elmod ailesinin bu yılki sponsoru. Ve aynı zamanda çok asil bir duruşu vardır. Evet. Çok hanımefendi, çok asil. Ki benim de çevremde çok böyle İranlı insanlar vardır. Gerçekten acaba diyorum Şah döneminde o asalet mi ki aslında İran'a baktığımız zaman en mükemmel şairler İran'dan çıkmıştır. Geçmişte günümüze kadar.
ve sizin o eski lideriniz Şah dönemi mükemmel ötesi bir miras bıraktı size. Anladın değil mi ne söylediğimi? I don't know what's it called. Shah is like Shah is the king of Iran. Yeah, the king of Iran. Before revolution. She says that Iran was one of the most artistic place countries in the world, and one of the most important poems came out from Iran, and paintings and many other art activity created by Iranians, and it was a very big empire. So for the world, it's a very important country. Ve aynı zamanda çok eğitimlidirler. Bilime, ilime çok çok önem veriyorlar. Bu da tabii ki insan haliyle çok tepelere taşıyan bir unsurdur. İnsan okudukça eğitilir. Değil mi? Tabii Şirin de kaç, how many languages do you speak? Five. Beş dil konuşuyor Şirin. Süper. Beş buçuk. Yani buçuk is the Turkish. Türkçe şu kadar, beş buçuk. Yeah. Tamam, doğru. Ama sen bunu öğrenirsin, bizlerle konuşursan her gün çok güzel öğrenirsin. Dil böyle. Yani. Günlük hayatında Türkçe konuşur ama herhalde şimdi televizyonda olduğu için kendini çok rahat hissetmedi. Evet. Çok normal, çok doğal. Evet. Ben diyorum ki bir Maus Limanı gelsin. Olur. Hem çaylarımızı içmiş oluruz, biraz nefes alırız. Sonra yeniden devam ederiz. Tabii. Görsellerimizle birlikte. Ben doyamadım o görsellere. Yönetmenim Maus Limanı gelsin lütfen. Kusa, kusa, Mausa'ya vardım.
yedik bıçak yarasına dayanmaz oldu. Uyan, uyan alem, alem uyan, uyanmaz oldu. Yedik bıçak yarasına dayanmaz. Sende. Güzel iş. Değil mi? Keyifli iş. Evet, hem de nasıl. Bu arşiv bana aittir. Yani her gelen konuğumu, görüntülerim ve bu bende kalır. Belli bir rakamımız yaklaşık. Yani 7. seneye girdik. Dile kolay. 7 sene. Evet. Evet, BES modeli biraz konuşalım mı? Olur. Görsellerle birlikte. Görsellerimiz gelsin durmadan. Ve sıra sende, söz sende. Ben seni dinleyeceğim şimdi. Peki. Sunumu ele alıyorsun. Evet, yani şeye cevap verememiştim. Sorduğun değişiklikler var mı diye sormuştun. Evet. Ondan biraz bahsedebilirim. Şimdi evet, ilk kere biz daha önce hep El Moda'nın içinde ikonları seçtik. Yıllardır aslında El Moda dergisinin yüzü olabilecek, El Moda dergisini yansıtabilecek bir sürü pırıl pırıl gencimiz En Moda ailesine katıldı. Ama ilk defa En Moda prodüksiyonun düzenleyeceği ama tamamen ayrı bir markayı ilk defa yapıyoruz. Çok da gurur duyarak yapıyoruz BES Moda gibi dev bir markayı. Farklılıklar var. Biz bunu biraz daha bizim gecelere gelen bilir. Ben geceleri parti tadında severim. Doğru. Yani insanları ama sıkmadan. Ama senin özün bu zaten Özer'cim. Yani genç bir adamsın. Tabii ki parti tadında olacak. Ya yani benim de programlarım ev halinde, ev tadında oluyor. Hı-hı. Yani böyle çok kasılarak ben bir şey yapamam. Ki senin de gayet eğlenceli oluyor. Evet, buyur. Yani amacımız evet parti tadında bir organizasyon Hı-hı. olsun. Böyle çünkü bazı insanlardan gelen yorumlar, işte daha önce katıldıkları bu tarz yarışmalarda çok uykuları geldiğini söylediler. Biz onları uyutmayı değil uyandırmayı hedefliyoruz. Evet. Bir, 1,5 saatlik bir koreografımız olacak. Sevgili Olga Mustafa'ya da buradan selamlar, tekrar kulaklarını çınlatalım. Evet. Olga Mustafa'nın koreografisiyle gerçekleşecek. İnci Hı-hı. Arkan ve Gülistan Akkaya'nın da Hı-hı. koleksiyonlarının sergileneceği. Ama süper
Süper modelist, hem modelist, hem dizayner, hem moda dilinden anlayan insanlar. İnanılmaz. İki tane güzel hanımefendi. Evet, ikisi de birbirinden başarılı. İnci mayoları yapıyor. Gülistan Akkaya da abiyeleri yapacak. Çok güzel bir de yeni bir genç yine modacımız erkek. Şimdi ismini buradan zikretmek istemiyorum. O da erkekler için koleksiyon hazırlıyor şu an. Onu da daha sonra açıklamak isterim. Güzel bir anlaşma yaptık onunla da. Hatta daha sonra misafirim olursunuz. Tabii ki olur. Tamam. Yani Erkan Özerman geliyor. Biraz sağlık sorunları olsa da tamam, Özercim dedi ben dedi yanında olurum dedi. Siz ben evet. Siz olmaz dedi. Evet. Ama dedi bir refakatçiyle gelirim herhalde geceye. Dedim ki tabii seve seve. Erkan Bey de katılacak, jüri başkanımız Süper. Olacak. Birbirinden değerli iş insanları ve güzelden anlayan, yani işte diyetisyenimiz, estetisyenimiz, güzellik uzmanlarımızın da Türkiye'den ve Kıbrıs'tan, hatta bir tane stilist de Almanya'dan katılıyor. Çok güçlü bir jürimiz var. Jürimize çok güveniyorum ama işleri belli biraz oldu zor. Mu jüri, jüriler yoksa? Belli tabii. Süper. Uzun zaman önce belirledik jürilerimizi. Çok seçkin bir jürimiz var. Onlar da herhalde şıklık yarışına katılacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani gelen kişiler hem birbiriyle şıklıkta yarışacak, hem modeller birbiriyle modellikte yarışacak. Modelliğin dışında da eğitim kesinlikle bizim aradığımız çok önemli bir kriter. Boy, duruş, yetiştiriliş tarzları. Çünkü mesela Şirin şu an bizim ana sponsorumuz olarak 5 dil biliyorsa, modellerimizin de en azından 2 dil bilmeleri bizim için çok önemli. O çok önemlidir zaten. Çok önemli bir şart. Yani çok güzel gençlerimiz var. Hedefim dünya güzeli çıkarmak. İnşallah. Kuzey Kıbrıs'tan bir dünya güzeli çıksın istiyorum. Neden olmasın? İnsan hayal eder ve o hayal ettikleri de bir gün gelir gerçekleşir. Bizim ülkemizin de bir dünya güzeli çıkarmaya hakkımız yok mu? Hakkımız ve hem de altyapımız da var bence. Çok güzel insanlarımız var, altyapımız da var tabii diye düşünüyorum. Ben gecelerini seni nasıl benzetiyorum? Neye benzetiyorum biliyor musun? Çok eskiden balolar oluyordu. Geçmiş zamanlarda birbirinden güzel, şık, birbiriyle yarışan erkekler ve kadınlar vardı. Evet. Senin gecelerin öyle. Aslında keşke her yer böyle yarıştırılsa. İşte topraklar yarıştırılsa, mekanlar yarıştırılsa, şıklık bazında, temizlik bazında, güzel konuşma bazında, centilmenlik, kibarlık bazındaki senin yapmış olduğun geceler gerçekten, yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Çok teşekkür ederim. O kadar şık ve o kadar kalitelidir çok ki. Çok teşekkür ederim. Yani herkes hakkını veriyor giyiminde, kuşamında, duruşunda, endamında. Bunlar çok önemli. Yani insanlar saygı görmek istiyor. Saygı gördükleri için de saygıyla katılıyorlar gecelerimize. Evet, buradan evet. Katılan herkese, yıllardır bizi yalnız bırakmayan binlerce okuyucuma da çok teşekkür etmek istiyorum, hem moda okuyucularına. Evet. Her yıl bu mekanı 1000 kişiyle tıka basa dolduran tüm destekçilere de ayrıca teşekküre bir borç bilirim. Dediğin gibi o şıklık, o aslında o bize gösterdikleri saygı sonuçta bütün bu görsellere yansıyor. Ve işte güzel tarafı ne biliyor musun işin? Burada hiçbir şey yok, kurgu yok. Evet. İnsanlar şu an dans ediyor gecede, eğleniyorlar. Ve bu yıl o kadar çok telefon ışığı gördüm ki geceyi sunarken. 2 saate yakın bir sunum oldu. Gecenin sonunda da Hande Yener final yaptı. O zaten şeydi yani, böyle gecede var ya bir yıldız gibi ve ne kadar böyle açık, hani derler ya alçak gönüllü, ne kadar böyle zengin bir gönüle sahip bir insan. Gecede bizi tanıdı, sonra takip etmeye başladı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Aynen. Ya insan öyle olmalı. İnsan ayırmak ne haddimize bir tane. Tabii, kesinlikle. Olur mu öyle şey? Hepimiz insanız. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Neden bütün bu ayrıcalık? Neden olsun? Büyük olan evrendir, tabii, yüce Allah'tır. Ondan daha büyük var mı? Biz işte işlerimizi yapıyoruz, değil mi? Aynen. Evet. Yani dediğim gibi güzel bir finalle de geceyi sonlandırdık.
Hedefim aynı keyfi, aynı zevki burada da yaşatmak. Best model yarışmamızı yapıyoruz. Evet. Hemen arkasına da en modanın yeni yıl partisini yapıyoruz. O aynı belli gecede. Oldu mu? Ney? Yani en moda gecemiz belli oldu mu? Şimdi o zaten olacak yazda. Hayır olacak da. Tarihi belli. Şu an tarihi şey yapmayalım, açıklamayalım. Tamam. Ama Best Model'le aynı gece hemen Best Model'i bitiriyoruz. Hı-hı. Kimseyi göndermiyorum. Çünkü Hı-hı. hep insanlarda şey var. Biraz daha kalıp eğlenemedik. Hı-hı. İşte yeterince evet. birbirimize doyamadık. Bu defa erken başlıyoruz ama sabaha kadar devam ediyoruz. Çünkü Güzel. Best Model biter bitmez modelleri aşağı indiriyoruz. Hı-hı. Ve sabaha kadar en modanın Her yeni zaman... yıl partisini yapıyoruz orada. Tabii tabii o yani süper. Öyle bir partiyle de taçlandırıyoruz. Aa, hem kutluyoruz gençlerin evet. şeyini. Evet. Bütün finalistler benim için Hı-hı. kazanandır. Hem de gelen bütün jürilerimizi de böyle o güzel kıyafetleriyle göndermeyelim. Biraz eğlendirelim. En modanın da yeni yıl partisi olsun orada diye düşündük. Evet. İnsanları bir araya toplamışken. Onu da o şekilde ikisini bir arada götürmeyi planlıyoruz. Evet, harika olur. Peki nasıl buluyor Şirin geceleri, değil mi? İlk defa katılmıştı evet. senin gecene. What is your opinion about the events? Nasıl buldun? In Moda and... actually, it was amazing. First of all, it was a pleasure to be a part of it. And thank you for giving us that trust and chose us. And it was a very nice experience. So that's why I decided to continue to get to Best Model together with Ozer. And try to support each other, and it's a pleasure to be sponsored for both Oza and also for those young people who just want to start their way, and they would like to get to their goal and go to the maybe best model of the world or something to continue the path. Yeah. Evet. İşte böyle bilinçli insanlarla çalışınca işin güzelliği ve tadı da daha da lezzetlenir. Diyor ki çok inanılmaz bir geceydi, çok keyif aldım. O yüzden tekrar başka bir organizasyonu nasıl denir? Sponsor olmak istedim. Evet. Türkçesi sponsor olmak istedim. Sadece Özer'e değil, bu yeni gelecek olan 10-30 tane de model adayına da aslında bir şekilde ne yol olmak için, yol açmak için dedi. Dünyada da Kuzey Kıbrıs'ı tanıtacak olmaları da ayrıca bir avantaj dedi. Evet, çünkü doğru. O da artık bir Kuzey Kıbrıslı aslında. Doğru. Yani süper. Evet, yani büyük bir merakla herkes bekliyor. Özellikle en büyük heyecanı kimler taşıyor şu anda yüreklerinde? Acaba ben seçilecek miyim? Acaba ben işte model olacak mıyım? Değil mi? Yani ne kadar ilgi gördüğümüzü şu an aslında gördüğümüz ilgiden yaptığımız işin güzelliğini ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyorum. Gençlerimiz çok bilinçli, inanılmaz fizikleri var. İnanılmaz birbiriyle yarışacak donanımda kişiler. Çok mutluyum. İnşallah salı gün jüride final elemesi için çok zorlanmaz diye düşünüyorum. Evet. Şirin Hanım da orada olacak bizlerle birlikte final elemesinde. Birçok birbirinden seçkin jüri adayımız. Ben bir şey söylemek istiyorum. Farkında mısın insanlarımız ne kadar bilinçlendi? Tabii. Hemen hemen herkes spor yapıyor, kitap okuyor. Kendi bilgisine bir o kadar daha bilgi yüklüyor. Bu gerçekten biz Kıbrıslılar için çok büyük bir, nasıl derler, sanki böyle kocaman bir kapı aralandı ve o kapıdan içeri bütün aydınlar girdi. Yani aydın Kıbrıs olmak halkı için... hep eğitimliydi evet, ama hayır, son ama zamanda... Son zamanlarda evet, yürüyen insanlarla karşılaşıyoruz, spor salonlarına gidiyoruz, orada karşılaşıyoruz. Yani insanlar çok bilinçlendirildi. Hı hı. Aferin, tamam. Bunlara da bir alkış gelsin. Evet. Evet, başka... Yani hiç böyle anlatmak istediğim de sakın unuttuğum bir şey kalmasın. Hepsini anlat. Yani dediğim gibi heyecanlıyız. Salı gün son elememiz var. Evet. Birçok konuya zaten değindik diye düşünüyorum. Şirin Hanım'a da ayrıca ve sana teşekkür etmek isterim. Güzel ağırlandık. Devamı gelsin. Gecede zaten birlikteyiz. 5 Aralık'ta. 5 Aralık'ta da Best Modelleri izlemek isteyen herkes, yani biz
bizim geceler çok çabuk dolar. Bu çok güzel bir avantaj. Evet, bilmiyorum çok. Ne kadar yerimiz kaldı ama hı hı. Lütfen tek ricam sizden. Hı hı. Beni 5 Aralık'ta ya da 4 Aralık'ta arayıp işte benim masam hı. olabilir mi ya da yer ayırmak istiyorum diye lütfen aramayın. Evet. Şimdiden bizim rezervasyonlarımız başladı ve birçok evet. yerimiz doldu. Bu sefer daha büyük bir yer yok yazlık gibi. Evet. Daha kısıtlı bir alanda olduğumuz için yazlığın yarı kapasitesinde bir gece olacak. O yüzden hı hı. Eğer ki bu eventte herkesi ağırlayamazsak onlara da affetsinler bizi. Çünkü çok güzel çok güzel talep var. Herkes evet. şimdiden katılıp izlemek istiyor. Çok güzel. Peki yer belli oldu. Evet, Şamada Club'dayız. Süper. Evet, yani Şamada Club'a da buradan... Yani bunu sana sormamın nedeni halkımızın öğrenmesi evet, için. Evet, evet. Şamada Club'dayız. Evet. İnanılmaz bir teknoloji kurdular. Ekranlar, ışık sistemi, ses Aa. Sistemi. Aynen. Uğur'a ve Oğuzhan'a da buradan eğer izliyorlarsa selamlar. İnanılmaz bir teknolojiyle inanılmaz Hı-hı. bir sistem kurdular. Yani inşallah o sistemin de Hı-hı. avantajını kullanarak çok güzel bir best model organizasyonuna imza atmayı planlıyoruz. Olur, neden olmasın? Ya senin zaten bütün gecelerin renklidir, güzeldir. Birbirinden. Bir de şöyle, hiçbir gecene benzemiyor. Nasıl yaratıyorsun? Yani mimarlığın getirdiği rüzgardan mı? Yani o mimarlık rüzgarını taşıdığın için mi? Ondan mı doğuyor bu görsellikler? Çünkü mimarlar da sonuçta yarı sanatçı sayılıyorlar. Yani mesela geçen yıl Aralık'ta yaptığımız ödül töreninde, iş insanlarına yaptığımız hı hı. ödül töreninde sahnenin çiziminden dokusuna kadar her şeyle birebir ilgilendim. Ödüllerimizin güncellenmesi gerektiğine inandığım Çok için tatlı. Ödüllerin evet. tasarımları değişti. Evet. Onlarla birebir şahsen uğraştık. Konsept olarak çok farklı konseptlere yer vermek zorundayız. Çünkü hı hı. Insanlar tekrara düşersek belki sıkılırlar diye hı hı. düşünüyorum. O yüzden tekrara düşmemekte fayda var. Mesela bu seneki en moda için çok büyük sürprizler var. İnanılmaz bombalarımız wow. var. Yani bütün her yıl farklı tecrübeler ediniyoruz. Hı hı. Farklı insanlardan gelen farklı talepleri dinliyorum. Herkesi dinliyorum. %100 memnun olmayan insanları da dinliyorum. %90 memnun olanları da dinliyorum. Herkesi dinliyorum ve fikirleri benim için çok önemli. Ama bu yıl kafamdakini gerçekleştirirsek sanırım bir ilk olacak. Çok büyük bir şey yine hedefliyorum. Çünkü ülkemiz adına eğer ki sanat yapalım, sanatçıya yer verelim diye bu yola çıkmışsak hakkını vermemiz de çok önemli. Survivor'dan Nagihan diye Survivor'ın kraliçesi diyebileceğimiz çok önemli bir ismi ağırladık geçtiğimiz sene. Dedi ki, Özer dedi, hayatımda böyle bir ödül törenine katılmadım. Evet. Açık havada. İnanılmaz eğlenceliydi ve hiç sıkılmadım, hı hı. gitmek istemedim. Aynen. Erkan Özerman dedi ki, eğer dedi Fransa'da olsaydın çok başka bir adam olurdun. Seninle görüşmek için asistanına bile ulaşamazlardı. Evet. Fransa'da en çok tanınmış adamlardan biri olurdun. Ama dedi, bu doğrudur aslında, ülkemiz tanınsa. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Yani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Özer'cim, sen birçok reklam ajanslarına başarılar dileyen bir insansın. Tabii ve ki. Her zaman sohbetlerimizde şunu söylüyorsun. Çok ajanslar olsun ki rekabetler olsun. Kesinlikle. Kendi ülkemizde ve herkes fark yaratsın. Ne kadar güzel bir yüreğin var. Kesinlikle. Senin yani sanat adına, ülkemiz adına iş yapan insanlar benim için çok önemlidir. Evet. Onların da evet. yolu açık olsun her bu konuda. İş yapan herkesin yolu açık olsun. Çünkü çok zor iş. Gerçekten Doğru. çok zor. Yani biz en moda için 6 ay çalışıyoruz. Doğru. Onların da yolu açık olsun. Onlar da olmalı ki güzel Farklar, renkler, alternatifler yaratılsın. Yaratılsın değil mi? Yani tek bir şey, tek bir ev olabilir mi dünyada? Olamaz. Tek bir sinema olabilir mi? Tek bir eser olabilir mi? Tek bir kıyafet olabilir mi? Mümkün değil. Ajanslar da çoğalsın ki farklar... Fark yaratsın. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani işte böyle. Keşke böyle herkes güzelin güzelini fark etse ve hep böyle güzelliklere imza atılsa. Anlıyorsun sen beni değil mi? Ne söylediğini. Yeah, 50-50. 50-50.
Çalışırım, anlatmak çalışırım. Anlamaya çalışıyorsun. Yes. Süper bak, anlamaya çalışıyorum. Şirin hem işten çıkıp geldi, hem buradan da çıkıp işe gidecek tekrar. İş yerin yakın mı? Çok uzak sayılmaz. Evet. O zaman tamam. Ya. Biz uzaktan geldik. Evet. Yine sen şanslısın. Bizim yolumuz var. Özerle. Ya. Ama şimdi Esentepe yolda geldim. Ama sonra I'm going to the Karini. So, sen zorla zaman... kendini. Güzel konuşuyorsun zorla. Ya, Türkçesi çok iyi. Çok vakıf Türkçe'ye. Tamam, zorla sen kendini. Ya ama... Heyecan var biraz değil mi? Ya. Biraz heyecan. Ya diyor. Ya diyor ama diyor. Televizyon diyor. Gösteriyor televizyonu. Burası... Ben bir şey söyleyeyim. Evet. Like I'm normally not shy. I say this part in English and then I take it to Turkish. I'm normally not shy about languages and I believe that's the way to learn language. Okay. Yeah. But so I don't mind. I talk to make people to understand me. But one time in the airport, that's a very high level of telling something not correct. I went to the lines that it says KKTC passengers. I went there because I just recently got my residency. I'm okay, I can go there. And then police asked me something. I wanted to say yabancı değilim. I wanted to say yabancıyım. I said yalancıyım. Police asked me, ne? Yalancıyım. So it's better not to speak Turkish in front of the TV. Evet, yani normalde utangaç bir insan değilim diyor ama yani dil konusunda öğrenmenin en doğru yolu konuşarak olduğunu söylüyor. Ama bazen bazı kilit noktalarında, mesela havaalanında Kuzey Kıbrıs vatandaşları yazan yere girmiş. Yabancı değilim demek isterken yalancı değilim demek. <değil mi? gülüyor> Olsun. Evet. Ben birkaç kelime öğrendim. Evet demek are. Evet. Yeah. Demek şükran. Birkaç kelime öğreniyorum ben sizlerden. Daha çok öğrettiler bana ama şimdi ne burada güzel. Söylemeyin bir yanlış konuşma olmasın. Evet. We take it after the program. Evet, değil mi? Ay canım benim ya. Çok tatlı değil mi? Teşekkürler. Yani işte böyle iş insanlarının da çok samimi olup böyle çok candan olması insanlara çok güzel bereketler taşır. Tabii. Ben buna inanıyorum. Ama böyle şimdi karşımıza ciddi bir iş kadın olsaydı emin ol soru sormaktan unutacaktık. Değil mi? You know, when you love your work, so it become your passion, it become your hobby. So you don't have to, then you can do it still with pleasure, but same time you're having fun on the way. Yani işini seversen diyor, aşkla yaptığın zaman hem keyif alırsın hem de işin güzel olur. Ne yaparsan yap ama aşk ile yap. Değil mi? Evet, doğru. Aşksız bir dünya olur mu? Olmaz. Olmaz. İlla ki aşk. Yeah. Aşkla yapılan, atılan her adım seni başarıya taşır. Azim, istek, sebat, kimseyi kıskanmadan, kimseyi incitmeden, kimseyi üzmeden yürüyeceksin yolunda. Yoksa ne olur? Yollar döner, dikenlere dönüşür. Hani gül de çok güzeldir ama dikeni batar, değil mi? Dikenler bize hiç bakmasın. Bizden uzak. Değil mi? Evet. You want a translation for this? She says, okay, I'll cut it shortly because I don't remember the whole thing. Anladı değil mi? She says, the roses are nice as well, but it has, I forgot the word, these things at the bottom. Yeah, yeah. So it can be dangerous. Yeah, the roots, yeah. Can be dangerous for your hands sometimes. Yes. Anladım. Evet, öyle. Doğru. Evet. Doğru bak. Konuşuyor. Ay canım. Evet Özer'cim. Başka neler var ve neler gelecek? Çünkü her sene bir güzelliğe imza atıyorsun. Başka neler var? Yani bizim klasik en modanın zaten yıllarca yani o bittiği anda hemen onun bir sonraki töreni tasarlanır. Evet. Nerede ne şekilde ne yaparsak insanlar yine böyle keyif alarak katılır. Hı hı. Nasıl
neler yapmalıyız, neleri değiştirmeliyiz, neler aynı kalmalı mantığında ya da neyi yaparsak tekrara düşmeyizin zaten fikir alışverişleri başladı 6 Temmuz'da. Yani geceden bir gün evet. sonra başladı bizde. Evet. Onun hazırlıkları da şu an yapım aşamasında. Ama dediğim gibi çok heyecanlıyız çünkü ilk defa bir modellik yarışmasını sıfırdan evet. baştan tırnağa yapıyoruz. Ama sana yabancı değildir ki best model. Yabancı çünkü değil. Sen best modelden geldin. Evet. Ama heyecanlar olacak ki insan. Hiç yapmamış gibi hazırlanıyoruz. Tabii işte odur. Hiç yapmamış gibi en modayı da hep öyle evet, yapıyoruz. Evet, yani hiç daha evet. önce yapmamış gibi hazırlanıyoruz. Gardımızı alıyoruz. En moda ilk sene nerede olmuştu? İlk sene Koloni'de yaptık. Evet. Daha doğrusu ilk sene Kratos'ta Hayır, yaptık. Çünkü ben hatırlamıyorum. Ben Koloni'yi hatırlıyorum. Kratos'ta da olmuştu evet. ondan önce. Daha küçük, çok küçük evet. başladı. Kratos'ta yaptık ilk. Sonra Koloni'de yaptık. İki kere yaptık Koloni'de. Evet. Sonra Merit'te yaptık. Merit'tekinde vardın. Orada da Türkiye'den çok önemli insanlar ağırlamıştık. Aa, hem de muhteşemdi. Nasıl? Oradaki de mesela yemekliydi. Evet. Her şeyi denedik biz aslında. Yani işte bir yıl yemekli yaptık mesela. Evet. Çok daha küçük salona sığdırmak zorundaydık. İşte insanlar servislerini aldı, içeceklerini, yemeklerini aldı. Benim sevdiğim tarz o değil aslında. Yani evet belki gelen konuk biraz daha rahattır. Orada yemek yerken bir şey izlemek ister ama benim insanlara empoze etmek istediğim en moda geceleri öyle bir şey değil. Aslında herkes restoranlara çok rahat gidip yemek yiyebilir veya kazino programlarında yaşadıkları tarzda bir şey yaşayabilir. Bizim istediğimiz o değil, daha farklı evet. bir şey hayal ettik ve 2017'de onu değişerek güncellememizi getirdik. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide yükselmeye devam ederiz. Evet. Can I interrupt something? Of course. I would like to say something about Ozer. What is nice about Ozer is he always tried to do something different in a new way. So he doesn't like to do exactly the same that it was the old event that he had. So that's why he always tried to come up with the new ideas. So of course that was my first year together with him. I looked at what it was the last past events. And I like the way that he thinks to make it every event different and every event more and more upgraded one. So diyor ki benimle ilgili şimdi beni övdü, onu nasıl çevireyim? Yes, ben söyleyeyim. Özellikle sen sporuna çok güzel dikkat ediyorsun. Yemene içmene dikkat ediyorsun. Bu nedir biliyor musun? İşine olan saygındır. Ve hep çok güzel insanlarla diyalog halindesin. Yani büyüklerimiz zaten bize ne demişlerdi? Her zaman senden büyük insanlarla, büyük derken bilge bazında tabii, tabii. insanlardan bahsediyorum. Görüşeceksin ki bilgi dağarcığına biraz bilge yükleyesin. Kesinlikle. Çünkü bilginin sonu yok ki. Sonu yok yani. Ne kadar çok öğreniyorsan o denli kaliten artar. Ama durup da hiçbir şey öğrenmeden ben biliyorum dersek bildiklerimizi de unuturuz. Bilir kişi geçinmek evet. çok yanlış evet. Evet ama dediğim gibi sen sporuna, yemine, içmene dikkat ediyorsun, duruşuna dikkat ediyorsun. Ve neyi gözlemliyorum? Sen her milli günde paylaşımlarına çok önem veriyorsun. Bu benim için çok önemlidir. Bir insan eğer milli günde hakikaten o büyüklerimize değer veriyorsa demektir ki ülkesine de çok. Bu arada Cumhuriyet çok, Bayramımız da kutlu evet, olsun. Tabii. 15 Kasım'da Şirin Hanım'la da Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği evet. davete katıldık. Evet. Çok gururlandık, çok güzeldi. Çünkü 40. yılımız, evet. 40 seneyi geride Nasıl bıraktık. Nasıl geçti ya? Çok güzel bir geceydi. Azerbaycan'dan, evet. Türkiye'den birçok milletvekili, evet. birçok general, evet. Askerler buradaydı. Evet. Belki ismini unuttuğum farklı ülkelerden de katılım evet, olmuştur. Evet, bizim evet, gözümüzden oldu. Kaçmıştır belki ya ama. Ben şöyle bir karar aldım. Bu saatten sonra hiçbir etkinliği kaçırmayacağım. Hatta o elçiliğimizin de yapmış olduğu gecelere de katılacağım. Çünkü bir gece önce elçiliğin bir gecesi vardı. Hı hı. Olağanüstü bir gece. Bir de benim en çok dikkatimi ne çekti biliyor musun ki ben hep bunları sayfalarımda paylaştım. 4 tane sayfam var biliyorsun. Oldukça da kalabalık.
iki tane bayrağı ve bir şeye daha yani bir şeyi vurgulamadan es geçemem. Nur içinde yatsın Sayın Raif Rauf Denktaşımız, ilk Cumhurbaşkanımız. Benim iki bayrağım var derdi. Ve o marş, o sözleri Soyhan Bilger aldı, marşa dönüştürdü. Ve biz şimdi o projemizden ayrı bir düetimiz daha geliyor. Ne güzel. Milli bir marşımız olacak ikimizin. Harika. Tabii ki söz Rauf Raif Denktaş, Nur içinde yatsın Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve beste de Soyhan Bilger. Ne güzel. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. O gün 15 Kasım'da diyebilirim ilk defa bu kadar uzun bir kuyruk, iki bayrak birleşti. Kocaman, keşke o görselleri getirseydim. Düşünemedim çünkü bugün hep best modelden konuşacaktık diye düşündüm. O beni çok etkiledi. O beni çok duygulandırdı. Çünkü ben her milli günümüzde iki tane bayrağımızı asıyorum evime. Hatta ablam da, ay nasıl böyle karşılıklı bizim evlerimiz. Diyorum ki ablacığım ya ben gideceğim, bütün bu komşulara bayrak alacağım, herkes mahalleyi donatsın diyorum. Yani bu ne kadar böyle kendi ülkene sahip çıkmak. Tabii. Değil mi? Kesinlikle. Var mı başka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Yok. Ve bu kadar güzel bir coğrafyaya sahip bir ülke var mı? Yok. Evet. Değil mi? Yani bu arada da söylemiş oldum. İyi yaptın. Şimdi eminim Soyhan Bilger bizi dinliyor. Sen diyor söyledin. Sürpriz daha gitti. Yani açıklandı. Bu tabii ki bu sürpriz değil. Diğer projemiz sürprizdir. Bu çünkü 15 Kasım'da 4-5 tane koro birleşti. Ve çok büyük konserler verdiler. Ve ben hiç kaçırmadım o konserleri. Gururlandım, gurur duydum. Bu kadar çok insanı bir araya toplamak, aynı sahneyi paylaşmak. Bu nedir biliyor musun? İnsanların çok medeni, çok alçak gönüllü ve sevgi yürekli oluşlarından doğar. Evet. Ne kadar güzel bir olgu. Evet, biraz daha görselleri sunalım. Çünkü ne yazık ki biz programımızın sonuna doğru geldik. Artık best modelden sonra yine bir kez daha artık kralımızı, kraliçemizi burada ağırlayacağız. Kesinlikle geliriz yine. Değil mi? Gelir miyiz? We come again after we choose the models. Kral, kraliçemizle birlikte. Tabii. Bizim her zaman örf ve adetimizdir bu Şirinciğim. Şöyle iki tane böyle alıyoruz konuklarımızı, sevgili başta Özer Akkeleş ve kral kraliçe ortada oturuyor ve sunum yapıyoruz. Bu Ada TV'nin Fahri Özay ile geleneksel vazgeçilmesi. Evet, programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür etmek istiyorum bütün Ada TV ekibine, sana özellikle yine bizleri davet ettiğin, ağırladığın için çok güzel ağırlandık. Bu arada çikolatalarına bayıldım. Onları da... Tekrar mı istiyorsun? Yok, var, onu var. Gösterecektim ama... Tamam, hemen. Evet. İlk defa gördüm böyle bir şey. Bilmiyorum izleyicimiz gördü mü bunu? Tabii, evet. Süper. Gösterdik. Süper, harika. Ben bu arada yönetmenimiz sevgili Halit'in babasına çok büyük geçmiş olsun. Şu anda İstanbul'da boğazım düğümlendi. Çünkü gerçekten ben böyle acılara gelen bir insan değilim. Çünkü kendi içimizde de yaşadık çok büyük acılar. Halit'ciğim canım, geçmiş olsun babacığına. Umarım en kısa zamanda iyileşir ve aramızda seni görmek istiyoruz. Evet. Geçmiş olsun ve ne diyelim? Hoşça kalın. Diyorum ki hoşça kalın ama hep bizimle kalın. Değil mi? Hep bağırıyoruz aile. Adına ağıtla.
sevgiler serdim yoluna. Neredesin, neredesin? Dön gel bebeğim, dön bebeğim. Türküler yazdım adına, ağıtlar yaktım ardına. Sevgiler serdim yoluna. Aşkımız deniz yosunu gözle.